Büyük İskender'in doğduğu yer. Dönemin askeri ve ticaret merkezi Üsküp. Böyle çok tuhaf bir giriş yapayım dedim ben. Aslında ismi gibi değil, küçük butik bir havalimanı. Ancak düzenini beğendim. Yaklaşık bir 15 dakika önce uçuşum tamamlandı. Burada hava sıcaklığı şu anda -3 derece. Çok soğuk, yani İstanbul'dan çok çok soğuk bir hava sıcaklığı var. Zaten dışarıda kar var böyle inerken, her yer bembeyaz. İndikten sonra pasaport kontrol polisi pasaportu verdiğinde pasaportu kontrol ettikten sonra direkt nereye gidiyorsun Fatih dedi. Türkçe olarak söyledim onu. Nereye gidiyorsun kardeşim dedi. Ondan sonra biraz konuştuk, Türkçe biliyormuş. Özellikle indikten sonra burada birçok Türkçe konuşan görevliyle ve insanla denk geldim. Yani daha önce araştırmalarımdan dolayı bloglarda böyle birçok blog yazısı okumuştum. Orada genellikle şey yazıyorlardı işte, eğer yurt dışına ilk defa çıkıyorsanız kesinlikle ve kesinlikle Makedonya'dan başlayın çünkü çoğu herkes Türkçe biliyor diye bir şey okumuştum birkaç yerde. Yazı okumuştum. Gerçekten şimdi hemen havalimanına indiğim anda bunu fark ettim gerçekten. Ondan sonra kolay bir pasaport kontrolünden sonra şu an havaalanında bekliyorum. Biraz Makedon dinarı aldım buradan. Türk lirası bozdurabiliyorsunuz diye böyle bir güzelliği var. Bozdurup biraz en azından buradan merkeze gidebileceğim kadar bir bozdurdum. Daha sonra otobüs bileti aldım. Merkez otobüs bileti. O da yaklaşık bir buçuk saat sonra. Bir önceki otobüsü maalesef kaçırmışım çünkü uçağım biraz rotar yaptı. Bir buçuk saat kadar rötar yaptı İstanbul'da hava durumundan dolayı. Aslında daha önceki otobüse yetişirim diye planlamıştım ama işte o otobüsü kaçırınca bir sonraki otobüse bilet almak durumunda kaldım. Bir sonraki otobüste merkeze ulaşacağım inşallah.
Normalde gelmeden önce otobüsler hemen havalının karşısında veya yanından kalkıyor diye okumuştum ama anladığım kadarıyla otobüs firması değişmiş. Bizdeki Havaş gibi bir sistem var, servis sistemi gibi. Merkeze kadar onunla gidebiliyorsunuz. Ama ismi ben Vardar Express olarak biliyordum. O değişmiş şimdi, Manora olmuş. Evet, bu şekilde bir bilet verdiler. İşte üzerinde duraklar ve işte nereden binebileceğin, nerede inebileceğin şeklinde bilgiler yazılı. Şehir merkezine sanırım 3 adet durağı var. Merkez Otogar, Holiday Inn, bir de sanırım bir durak daha vardı. O şekilde şimdi onu bekliyorum. 1,5 saatim falan var burada. Şimdi biraz laptopu açıp çalışacağım. Çünkü diğer türlü vakit geçmeyecek burada. Şu anda Norwich Hostel'deyim. Evet, ikinci sabahım burada. Ve şu anda kahvaltı ediyorum. Papatya çayı, böyle ballı değişik bir çay var. Normal çay vardı burada. Ballı bir çay var ama tadı fena değil. Şimdi bundan sonrasını aslında bundan sonrası için planım Ohrid'e gitmekti buradan. Fakat şu anda dışarıda çok yoğun bir kar yağışı var. Her yer bembeyaz. Hatta buradaki hostel görevlisi arkadaşım ona dedi ki ekmek almaya gidemedim dedi. Kusura bakma dedi. O yüzden özür diliyorum senden dedi. Böyle hani poşette ekmeklerden almışlar. Böyle burası çok fazla karlı olduğu için tedariklilermiş bu konuda. Normal taze ekmek almaya gidemedim ama mecburen bunu yiyeceğiz dedi. Şimdi o poşetlenmiş ekmeği yiyeceğiz. Hatta yani onun söylemesine rağmen dışarısı gerçekten çok kötüymüş. Yani hava durumu olarak. Muhtemelen bir gün erteleyeceğim gibi görünüyor planı. Acaba yarın ne olacak, yarın da bilmiyorum. Şu an video karsam göreceksiniz, dışarısı gerçekten bembeyaz hani ve bazı yollar kapanmış durumda. Burası aslında Balkanlardan gelen hava, soğuk hava dalgasının başlangıç noktasıymış, merkez noktasıymış. Vardar Nehri ve Vardar Nehri'nin yanına konuşlandırılmış Vardar Ovası da oluşan soğuk, etrafı da dağlarla çevrili bu arada bu ovanın. Bunun etrafında oluşan soğuk aşağı doğru işte Yunanistan, Bulgaristan üzerinden bizim ülkemize geliyormuş. Bunu da buraya geldikten sonra öğrendim tabi. Özellikle gerçekten çok soğuk dışarısı. Yani işte dün -10 dereceydi. Yani benim üzerimde işte çok çok kalın bir montum, şapkam olmasına rağmen böyle insanın kemiklerini özür dilerim, kemiklerini sızlatacak bir soğuk var gerçekten. Yani ne kadar işte eldiven taksanız da, işte yüzünüzü kapatsanız da bu sizi çok ciddi manada etkiliyor. Dolayısıyla eğer buraya gelme planı yapıyorsanız benim gibi Ocak ayında gelmeyin diye düşünüyorum. Yani böyle bir tavsiyem olabilir ama sonuçta hani kışında kendine özgü güzellikleri var sonuçta hani kar. Yani tamam yaz gibi çok fazla gezemiyorsunuz ama sonuçta kışı da, kışçılar da vardır aramızda diye düşünüyorum. Ama işte biraz daha böyle planları kısa tutmak, planları uzun plan yapmamak kış döneminde özellikle Balkanlar'da çok önemli. Çünkü Balkanlar'daki ülkeler arası, şehirler arası otobüs durumları da çok fazla stabil değil. Dolayısıyla işte siz bir plan yapıyorsunuz, bir akşam giderim diye düşünüyorsunuz sonuçta. Akşam mutlaka bir otobüs vardır diye düşünüyorsunuz. Gidiyorsunuz otobüske Stanica deniyor burada merkez otobüs terminaline. Diyorlar ki bugün otobüs artık yok, işte ne zaman var, yarın sabah 8'de var 9'da var şeklinde. Dolayısıyla sizin planınız aksamış oluyor. Dolayısıyla hani plan yaparken özellikle Balkanlarda biraz böyle aralığı biraz uzun bırakmak çok önemli. Çünkü böyle plan yaptığınızda özellikle işte otobüs durumları, hava durumlarından dolayı planlarınız aksayabiliyor. Bakalım eğer planımı uygulayabilirsem, hava şartları el verirse diyelim, birkaç şehir daha görmek istiyorum burada. İşte Ohrid gibi, Bitola Manastır gibi. Hatta zaman kalırsa Podgorica'ya da geçmek istiyorum. Ama tabii ki o biraz zor gibi görünüyor şu anda planda. Bakalım duruma göre bakacağız. Şimdilik bu kadar aktaracaklarım.
Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.